Saçının rengini kah koyultuyor, kah açıyor. Zaman zaman kahkahalarıyla yürekleri de ısıtıyor Hadise. Hadise bu. Elbette magazin sayfalarını da aşk hayatı süslüyor. Dostlarıyla yediği yemek çıkışı haberciler Hadise'yi bu konuda sıkıştırıyor. Ne duydunuz? Ya ben bir şey söyleyeceğim. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Aa, ne fotoğrafı. Bu arada aslında iyi oldu sizi görmem. Çok şey yazıldı hakkımda. Bir haftada biliyorsunuz, hı-hı, bir Dodan'la yazıldım. Bir klibimde oynayan arkadaşla yazıldım. Güzel popçunun adı son günlerde Dodan Özer ve klibinde rol verdiği Aurelien Muller'le anılıyor. Hadise bu isimlerle adının anılmasını istemiyor. Çok saçma bir tane daha haber okudum. Hiç söylemek bile istemiyorum. Ne olur yazmayın ya, rica ediyorum. O kadar saçma şeyler ki okudukça ben gülüyorum. Yani komik şeyler. Hadise kısa bir süre önce Dodan Özer'le aşk yaşadığı iddialarına sosyal medyada yanıt vermişti. Ünlü şarkıcı bu açıklamayı mecbur kaldığı için yapmış. Mecbur kaldım açıklama yapmaya çünkü ertesi gün çok saçma haberler çıkmaya başladı. Hı hı. İşte yok Dodan evli mi böyle mi diyeyim dedim. Beni böyle bir şeye sokamazlar. Böyle saçma sapan bir şeyin içine girmem, izin vermem. Hadiseye yalan yazanlara neden dava açmadınız diye bir soru soruluyor. Hanımefendi ise Murat Boz'un ailesiyle telefon konuşmalarının haberlere konu olmasıyla yanıt veriyor. Maalesef bizim şu güzel ülkemizde yasalarımız biraz değişse bu konuda gerçekten birkaç sanatçı arkadaşımla birlikte Murat Boz da biliyorsunuz onun da yani inanılmaz yani böyle Murat bunu yurt dışında yaşasa biliyorsunuz değil mi? Muhteşem bir dava açardı ve o davayı deli gibi kazanırdı. Murat Boz'un evine dinleme cihazı yerleştirildi. Evinize bir işitme cihazı yerleştirmek ve sizi dinlemek ne demektir ya? Ya böyle bir şey var mı ya? Aileyle özel görüşmeleri. Ya bu nedir? Yani biz ünlüyüz diye biz neyiz yani? Biz insan değil miyiz? Murat Boz'a yapılanları bizler de kınıyoruz ama üzerimize yapışmasını da reddediyoruz. Hadise de bu konuda magazin gazetecilerinin arkasında duruyor. O evin içine girip çıkan birisinle alakalı bir olay. Evet, aynen öyle. Nasıl yapamaz öyle bir şey? Evet, aynen. Çok farklı bir aynen şeydir o. Biz hayır, zaten sizinle alakası var demiyorum. Hayır. Sizinle. Sizi çekenler aynen olduğumuz için aynen şey bize kalıyor ama. Bilmiyorum kimler yaptı onu bilmiyorum. O kadarını konuşmadım Murat'la ama yani kötü bir şey ya arkadaşım. Hadise de tıpkı düşman popçular Demet Akalın'la Hande Yener gibi Yıldız Tilbe'nin albümünde yer alacakmış. Biliyorsunuz onun albümünde de yer alacağım. Hı hı. Bu hafta okumalar başlıyor. Onun için de çok heyecanlıyım. Hiç kimseyle kavgam yok bu arada. Yani bu konu benim için geçerli değil. Bunu başkalarıyla konuşun bence. Benle hiç alakası yok. Hande Yener daha önce Demet Akalın, Gülşen ve Hadise'nin birlikte hareket ettiğinden dolayı onları kutsal ittifak yapmakla suçlamıştı. Hadise ise bu konuya bambaşka bir pencereden bakıyor. Bizim hiçbir şekilde hani birilerini dışladığımız diye bir şey yok. Zaten de biliyorsunuz 3 sanatçı vardı. Demet, Gülşen, ben olduk bu yıl. Önümüzdeki yıl ben olmam başkaları olur. Yani her şey olabilir. Siz Hande Hanım'a böyle bir teklif götürür müsünüz? Hadi o da kabul etseniz. Neden götürmeyelim arkadaşlar? Yani hepimiz sanatçıyız. Konu tekrar aşk hayatına geliyor. Hakan Sabancı'nın eski aşkı Hadise için bir otelin kral dairesini kapattırdığı, ikilinin yeniden yakınlaştığı iddia edilmişti. Başarılı şarkıcı bu söylentileri de yalanlıyor. O haberi ben de okudum. İşte bir daire kiralanmış, çok saçma haberler. Bir otel kral dairesi diye bahsediyor. Arkadaşlar yani film gibi ben okuyunca gerçekten gülüyorum. Hayır öyle bir şey yok. Güzel popçu Hakan Sabancı'nın arkadaşı olduğunu dile getiriyor. Aşk haberlerini kabul etmese de yazılanları sineye çekiyor. Arkadaşlarımla yemek yiyebilirim. Bunu tekrarlıyorum ve hep tekrarlayacağım. Gezebilirim, tozabilirim, eğlenebilirim arkadaşlar. Yani her yemek yediğim kişiyle yazmayın. Yani anladınız mı? Her eğlendiğim grupla aralarında birisi varsa hani meşhur birisi o kişiyle yazmayın. Yani görene kadar yazmayın bence ama tabii bu da sizin işiniz, sizi de anlıyorum. Yapacak bir şey yok. Hadise kalbinin boş olduğunu belirtmeden edemiyor. Hiç kimse yok hayatımda. Bunu da merak ediyorsunuz. Yok. Onunla ilgili bir açıklamamız olmuş. Hani biri olursa anlarsınız. Evet gibisinden. Anlarsınız. Nasıl anlarız? Hadisede ne gibi değişiklikler oluyor hayatında biri olduğunda? Çıkar açıklama yapar mısınız konuyla ilgili? Şöyle açıklama yapmam. Hani karşınıza çıkıp arkadaşlar ben artık bir ilişki yaşıyorum demem.
Ama geçmişte görmüşsünüzdür. Yani ister istemez bir resim çıkar ortaya. Güzel popçu ayrıca aşka inanmadığını açıklayarak şaşkınlık yaratıyor. Ben hep cıvıl cıvılım. Beni aşk... Yok ya, ben zaten öyle deli gibi aşka inanan insanlardan da değilim. Bence aşk diye bir şey yok bu arada. Üç günlük evlendim. Yani yok, aşk diye bir şey. Bence güven var. Bence sevdiğiniz kişiyle çok güzel, çok değerli vakit geçirmek var. Aşk yani 2-3 gün sonra geçtiği için aşk ben aşka inanmıyorum. Hadise için aşık olacağı erkeğin kendisinden büyük ya da küçük olmasının hiçbir önemi de yokmuş. Takıntım yok. Benden küçük de olabilir tabii ama... ne oldu? Aranızda... ya, her şey olabilir arkadaşlar. Sonuçta birisinden etkilendiğinizde zaten yaşına bakmıyorsunuz. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Kara geceleri perde çekiyorsun. Aşka geliyorum. Son olarak aşkı meşki geçip Hadise'nin stilini yakından inceliyoruz. Hanımefendi, kardeşi Derya Acıkgöz'ün tasarımlarından ziyade artık dünya ünlü markaları tercih ediyor. Üzerindeki elbisenin $2,500, yani yaklaşık 10 bin lira olduğunu ve hediyeler konusunda bonkörlük kraliçesi olan Demet Akalın'dan hediye geldiğini ise bu paylaşım ele veriyor. Geçtiğimiz gün arkadaşı Gülşen'i de 55 bin lira değerinde bir çantayla şımartan Demet Akalın, anlaşılan koalisyon ilişkilerini sağlam tutuyor.